sen ne yiyeceksin? Bir koyunda Özbekistan'da mı kesesin? Evet. Bir teori için hazırlamışlar. Çok tatlısın sen, maşallah. Kaç kilo? 14. Ay çok güzel. Oh. Çok rahmat. Çok. Selam. Çok mu yiyemem? Kaç somaz? Bilet giriş yeri yok ama mesela sizi durdurup ekstra para isteyebiliyorlar. Hep yönenin iyisi de var, kötüsü de var. Bu taksiler arasında büyük kavga çıktı. Hayırlısı hakkımızda. Sadece burada gel. Tamam mı? Tamam. Orayı geçme. Herkese merhaba. Kaşkadar yerine hitap şehrindeyim. Konuşamadım ya, bu hitap şehrini söyleyemiyorum. 5. 6. girişim. Neyse, burada çok tatlı kız çilerim var. Kaçma. Dün onlarla beraber kaldık. Bu sabah da başka bir akrabaları bizi kahvaltıya çağırdı. Oraya gideceğiz. Niye kaçtınız? Sabahtan beri yanımdalar. Neyse hadi kahvaltıya gidelim, karnımızı doyuralım. O zaman gidiyoruz değil mi? Selamünaleyküm. Yaşı yaşı. Siz? Yaşı. Kızıl bir kere her kılı kılı bu yap çıkarıp. Niye yeşilmiş? Biznes yapmak için öyle yapıyorum. Ha, satış için. Ya şuna bak ya, yeşil. Gel buraya, kaçma. Gel. Gagalayacak mı? Oy oy oy. Şimdi şöyle bir kahvaltı sofrasındayız. Kahvemizi içtik. Çayımız burada. Bir ara Fanta içtik. O masada zaten biliyorsunuz bunlar Azerbaycan'da ve işte Kırgızistan'da da falan da var. Mutlaka böyle çikolata, şeker koyuyorlar. Bizde pek olan bir şey değil bu. Ondan sonra dediler ki tadına bakmadan gidemezsin diye ablalarım sağ olsun böyle bir çorba getirdi. Yanında da yoğurt var. Bir de dediler ki nasıl biz önceden haber etmezsiniz Türkiye'den konuk geldiğini, ona göre daha çok hazırlık yapardık diye. Daha ne yiyeceğiz? Daha ne yiyeceğiz? Bir koyunda Özbekistan'da mı kesilsin? Yeter artık. Neyse o zaman tadına bakalım. Sorpa gibi bir şey bu bence. Değil mi? Evet. Sorpa. Bizde de sorpa denilen bir şey var. Böyle şey etin kemikleri kaynatılır. Evet, suyudur. Öyle. Değil mi? Evet, sorpa. Aynı. Aynısı o zaman. Hay ablam daha ne geliyor? Ha mi doğru mu? Zakuska, zakuska. Rahmat. Salata. He salata, evet, salata. Evet. Teşekkürler abla, çok vay, rahmat. Şimdi ablamın evinden ayrılıyoruz. Koştu koştu gideceğiz. Bay bay. Şehri Sebze geldik. Burası Timur İmparatorluğu'nun kurucusu, ilk hükümdar Emir Temur'un doğduğu yer. Emir Temur'un 3 tane büyük heykeli var. Bunlardan bir tanesi başkent olan Taşkent'te, ikincisi Semerkant'ta, üçüncüsü de doğduğu yer olduğu için burada. Buradaki heykel ayakta olan heykel. Valla onların da bir anlamları varmış aslında, atta olması, ayakta olması. Ama benim Özbek arkadaş yine bana bununla ilgili Allah şey anlatmadığı için bilmiyorum. Şimdi karşımızda da Aksaray var. Aksaray normalde şöyle, belki bunun devamını koyarım, çok büyük bir şekildeymiş kapısındaki kalıntı. Bu Aksaray'ın tepesinde normalde su havuz gibi bir şey de varmış. Eskiden içerisinden yukarı doğru çıkılabiliyormuş ama şu an çıkılamıyor, yasaklamışlar. Akşamları özellikle çok gösterişli oluyor. Dün akşam biz burada yürümüştük. Bayağı etkileyici bence, çok da büyük. Şöyle gösterirsem aslında ne kadar büyük olduğunu belki anlarsınız benden. Hemen Emir Temur heykelinin karşısında. Burası gerçekten devasa bir yermiş. Çok güzel. Keşke yukarıya çıkılabilseydi ya. Görmek isterdim ama muhtemelen şu an tehlikeli olduğu için yasaklamışlar. Ama mimariyi görüyorsunuz. Gerçekten Özbekistan'da her yerde bak bir şeyler yazıyor. Sanki. Normalde mesela burada şu an bilet giriş yeri yok ama mesela sizi durdurup ekstra para isteyebiliyorlar. Diyorlar ki hayır, burası giriş paralı falan filan, resmi hiçbir şey yok. Bildiğin ticarete çevirmiş. Özbekistan'da dikkat etmeniz gereken önemli husus bu. Herkes demiyorum ama bir çoğunluk gerçekten direkt sizi kazıklamaya çalışıyor. Hem Özbeklere benziyorsun diyorlar, hem de 15 binlik işte 15 bin somluk şeyi 30 bin soma satmaya çalışıyorlar. Fazladan fiyat söylüyorlar. Çok %50'si çok iyi, %50'si de gerçekten direkt sizi çarpmaya çalışıyor. Bunun %50'si çok iyi, diğer %50 de direkt sizi çarpmaya çalışıyor. Öyle değil ya, hepsi iyi bizim. Nasıl hepsi iyi? 5 dakika önce bilet olmayan yere para istediler. Sen 5 bin son verdin bana, 50 bin son verdin dün. Karıştırıyorsun ya. Bizim 15 bin kayı 30 bin soma satmaya kalktı abla bana. Evet. Hep yönenin iyisi de var, kötüsü de var. Tamam işte, ben de %50 %50 dedim. Türkiye gibi. Bunlar benim arkadaşlarım.
Memnun olduk. İşte siz %50 iyi kısmı temsil ediyorsunuz şu an. Yeresel bir içecek mi? Şerbet. Şurada ne yazıyor? May? Müzdek. Müzdek. Yaktek. Müzdek yak yaptık. Şerbet. Ne kadarmış? Kaç lira? Kaç sol? 1000 sol. 1000 sol. Şoför. Şoför adam nasıl dedik? Oo, çok şekerli. Dur. İçemem ben bunu. Dur git. Ne? Kaç? Hala aşırı şekerli. Muhtemelen burada sıcak havada kan şekeri çok düşüyor ya, onun için faydası oluyor. İşte dünkü gibi olsaydı, o kolayı diktiğim andaki gibi o zaman içilirdi de. Onun dışında içemem. Çok şekerli. Şimdi biz bir medreseye geldik. Bu medresenin adı neydi? Gok Gumbes. Mavi'den alıyormuş ismini. Gok mavi demekti değil mi? Burada kız kardeşlerim böyle geleneksel işler falan yapıyormuş. Aa, merhaba. Selam. Sizin isminiz ne? Ha? Aman çok tatlısın sen, maşallah. Görebilir miyim? Çanta gibi bir şey yapıyorlar herhalde. Sizin isminiz ne? Rokşana. Benim ismim Şeyma. 14. Oo, küçücüksün. Şuna bakabilir miyim? Çok güzel. 14. Ay, çok güzelmiş desenleri. Baksanıza, çok güzelmiş. He? Manosunu mu var? Anor modumu çay. Anor, omat kilitlerde, boylu kilitlerde meşine. Anor, sevgi, muhabbet olsun. Sevgi, muhabbet. Temel mi diyorlardı? Ona da benziyor bizde. Bay bay. Sizin dilde kolay gelsin bilmiyorum da. Şimdi medresenin içine giriyoruz. Of. Ay, şu mavliklere bak. Of, çok güzel. Gerçekten desenleri çok güzel. Allah. Evet, direkt yankı yapıyor. Evet, kubbe. Ama hiç şey çok korunmamış galiba. Bak hep şey olmuş, deforme olmuş. Evet, temirlemek olmaz ki. Çünkü UNESCO'ya girtilgen burası. Ama yine de korunması, korunamaz mı hiç? Öyle bir yöntem yok mu? Kendi kendine eriyor gibi duruyor. Temirlese çıkar UNESCO'dan. Yok, tamam. Restorasyon başka bir şey, koruma başka bir şey ya. Ayasofya'dakiler duruyor yani. Hani yazıkla kendi kendine eriyormuş gibi duruyor burada. Buna hiçbir şey yapmasan baksana, çatlamış gitmiş böyle. Çok güzel halbuki. Baksana bak burada. Tam restorasyon yapılmıyor anladım da, yani korumak için hiçbir şey yapılmaz mı? Ki yapılmış zaten, müdahale edilmiş ki. Bak buralarda alçı var. Bu arada 45 derece sıcakta çekim yapmak çok zor oluyor. Dilim damağıma dolaşıyor sürekli. Eğer sürçülisan ediyorsam affola gerçekten. Birazcık da böyle sinir yapıyor bende güneş. Çarpıyor açıkçası beni. Sürekli şekerim falan düşüyor. Özellikle bu Özbekistan videolarında bir tık beni daha sinirli böyle ya da enerjisi modu düşük görebilirsiniz. Bunun sebebi gerçekten 45 derece. Ama çok güzel. Dışarısı bak. Amir Timur için hazırlamışlar da. Evet. Ama Samarkand başkent için oraya koymuşlar. Burası Emir Temur için hazırlanmış bir türbe. Aslında kabrinin burada olması planlanmış. Ama daha sonra başkent Samarkand'a taşınınca Samarkand'a götürmüşler. Bunun ağırlığı 2 ton. 2 ton. Evet, yani aslında burası boş şu anda. Evet, boş şu anda. Kim düşmüş demiştin? Çocuk düştü demiştin. Evet, burada. Buradan düşmüş. Burası bilinmiyormuş yani yapıldığı. Evet, orası, oraya kadar su olmuş önce. Evet. Su. Sonra temizlemişler burası. Bilinmiyor mu?
bulmuş. Sonra bir tane çocuk buraya düşünce çocuğu kurtarmışlar. Ondan sonra da burayı bulmuşlar herhalde, değil mi? Burayı bilmiyorlarmış. Burayı bilmiyorlarmış. Evet, orça bilmiyorum. Evet. Ondan sonra şurada kapatmışlar böyle kişiler evet. Düşmesin diye. Suyu da temizlemişler. İzi var mı suyun? Taksiyle 40 bine Semerkant'a dönmeye çalışıyorum da taksiler arasında büyük kavga çıktı. Hayırlısı arkamızda. Sadece burada gel. Tamam mı? Tamam. Oraya geçme. Oradan insanlar olacak. Tamam. Burada. Tamam. Şimdi şurada böyle dağdan gelen su varmış. Bize de çok olur ya. İşte durduk. Arkadaşlar su falan alıyor. Burada da kurut. Kurut onlar herhalde evet. Değil mi abi? Kurut falan satıyorlar. Açıkçası güneş beni çok çarptı, o yüzden inip de hiç bakasım yok yani. Merhaba. Selfie yürüsle. Ha? Selfie yürüsle. Selfie? Nerede? Video. Uzbekistan düşünmeydiler. Düşünmüyorum, düşünmüyorum. Türkiye'den. Uzbekistan düşünmeydiler. Türk. Video Türk iş değil ki. Video uluslararası bir şey. Vallahi olaylı yolculuğun ardından sonunda Semerkant'a döndüm. Şansıma da Servinaz'la tanıştım. Şu an kendisi telefonda. Servinaz'la Registan Meydanı'na geldik. Ben akşam bu halini görmemiştim. Şimdi o halini görmek de nasip oldu. Selam. Selam. Kendisi bir ara Türkiye'de yaşamış. Türkçesi çok iyi. Allah bana ilaç gibi geldi. Sabahtan beri sadece öğrenmişim. Anlamaya çalışmak çok yormuştu beni. O şaka. Koyun baştan şaka. Şu renklerin güzelliği. Buranın da akşamı fazla hareketliymiş. Bak burada ablalarım oturmuşlar, keyif yapıyorlar. İnsanlar doluşmuşlar. Ama gerçekten manzarası da güzel. Her ne kadar ben 5000 fazla ödeyip 55000 total ödemiş olsam da. Büyük bir trafik oluştu burada. İşte şimdi Timur'un torunu Ulubekir heykelinin olduğu yere geldik. Allah. Bu şehri akşam keşfetmek ayrı bir güzel çünkü çok aşırı sıcak ve şu an ne güzel burası esiyor. Aklınızda bulunsun bu mevsimde gelirseniz. Burası da Ulubey medresesiymiş. Mimari zaten hepsi birbirine benziyor bir yerden sonra. Ama yani tabii ki farklı detayları var da bir yerden sonra bana hepsi aynı gelmeye başladı. Katta katta çürülün oluyor. Beş tane. Ve bu ufak. Ha. Şurada büyük kocaman var. Gel. Büyükler. Gel. Uf. Bunların hepsi taze. Katmar. Şu an çıtır çıtır sıcak. Evet. Katmar bundan da ister misin? Ha, yok yok ya. Yiyemem onlardan. Neden gerek yok. Kim şimdi taşıyacak onları? Yok yani. İşte. Yeni çıkmış. Evet, ne kadar üstü yağlı yağlı. İki tane mi bu? Çok ya. Bunun ya bir tanesi. Ya yersin. Dilim kim dilim yiyecek? Ben tek başıma bunu yiyemem. Yersin. Kaç som abla bu? Kaç som? 10.000 som. 10.000 som. Şimdi böyle iki tane aldık. Ben diyorum ki kim yiyecek bunu ama artık bir şekilde gömeceğiz. Sonra iki hikayesini anlatacağım bunun. Yani biliyorum da. Böyle sıra sıra ekmekler var. Satın alabiliyorsunuz. Taze çıkıyor genelde. Evet, burası aslında terminal. Şuradan otobüsler falan kalkıyor Taşkent'e. Aynen otogar. Ama aynı zamanda bildiğim böyle ekmeklerin, taze taze ekmeklerin satıldığı bir yer. Sana veda edeyim. Oh. Çok rahmat. Çok. Teşekkürler. Bay bay. Hayırlı yaşayın. Herkese merhaba. Biliyorum bu video çok karmaşık gidiyor. Vallahi açıkçası benim için de çok karmaşık gidiyor. Neyse, dün gece teyzemin evinde kaldım. Teyzem dediğim yani bir arkadaşımın annesinin evinde kaldım. O biraz Türkçe anlamaya çalıştı. Ben biraz Özbekçe anlamaya çalıştım. Orta yolu bulduk kendimizce. Neyse, sabah erkenden kalktım. Diğer tanıştığım Özbek arkadaşım sağ olsun bana samsa falan aldı. Şimdi
tren istasyonuna geldim. Buradan Buhara'ya gidiyorum. Hem bir Samsun tadına bakarız. Semerkant ekmeği de var. Semerkant ekmeğini, onun olayını anlatırız. Ama şu çanta çok ağır be. Artık içeri girelim de. Ben Buhara trenimi bekliyorum. Buraya gelecekmiş. Sağ olsun arkadaşım bana şöyle uydurmuş. Şöyle üçlü bir samsa aldı. Üçü bir tane kıçımda üç tane böyle küçük küçük samsalar oluyormuş. Bakalım tadına nasılmış. Şöyle samsalar, yani normalde büyük samsalar var ama böyle bir tane çubuğun içerisinde üç tane küçük samsaların olduğu şey varmış. Onlardan böyle 3-4 tane almış arkadaş, kim yiyecek bunu bilmiyorum. Yanımda Semerkant ekmeği de var. Aklımızda hayırlısı yani, hamur işinden öleceğim galiba. Neyse, bu samsaların içerisinde işte kıyma, et, ondan sonra tavuklu falan oluyormuş. Bu şu an benim yediğim kıymalı. Çok da güzel vallahi. Afiyetle yiyoruz. Ben normalde sabahleyin ablamın evinde, teyzemin evinde kahvaltı da yaptım. Bu benim bir saat içerisindeki ikinci kahvaltı. Benim yanımda bir tane de böyle Semerkant ekmeği var. Hatta iki tane var. Bunları kim yiyecek hiçbir fikrim yok. Neyse, ama şöyle, Semerkant ekmeği çok meşhurmuş ve özelmiş. Normalde bu 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta boyunca asla bozulmuyormuş. Ve bozulsa da, yani bazı yerleri böyle, ne bileyim işte, hani küflense falan da oraları kesip daha sonra yemeye devam edebiliyor musunuz? Aynı zamanda bir dilim ekmek yediğinizde bile sizi bayağı aşırı derecede doyuruyor diyorlar. Ben tadına baktım, çok güzel. Bir de şöyle bir rivayet varmış. Babur Şah zamanında Hindistan'a tahtını kurduğu zaman Semerkant ekmeğini özlüyor. Demiş ki bana Semerkant'tan bir usta getirin, Semerkant ekmeği yapsın. Daha sonra usta geliyor, ekmeği yapıyor ama aynı tat yok. Ondan sonra diyorlar ki işte usta, acaba diyor benim diyor orada tandırım vardı, tandırdan dolayı. Neyse, tandırı getir diyorlar. Yine aynı tat yok. Ondan sonra işte Babur Şah soruyor, diyor ki neden? Usta da diyor ki Semerkant havası yok efendim diyor. O yüzden diyor aynı tat, aynı lezzet olmuyor. Böyle de bir rivayet, hikaye var diyorlar. Ben şimdi yanıma iki tane aldım. Kim yiyecek bunu, hiç fikrim yok. Allah, samsalar da var. Yani son dakika, diyorum ya, bu Özbekistan halkı çok misafirperver. İyisi çok iyi maşallah. Doldurdular çantayı, bakalım ne yapacağım ben bunlarla, nasıl yiyeceğim. Artık Buhara'da hiçbir şey yemem herhalde. Şimdi 9.50'de Buhara'ya trenim var. Buradan Buhara'ya geçeceğim. Bir gün Buhara'dayım. Sonra şu benim kayıt bir işim var, yani kayıt olmak gerekiyormuş 3 günden sonra. Ben ne yapacağım onu bilmiyorum. Aa, bu arada da trenim geliyor. Evet, gördüğünüz gibi trenim geldi. Bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Semerkant'la ilgili... Ooo, vallahi bak, millet coştur coştur gidiyor. Neyse, o zaman Buhara'daki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Bu arada bilete ben 70.000 son verdim. Yani yaklaşık 7 dolar gibi. 1 saat, 1,5 saat sonra da Buhara'da olacağız. Bay bay.